Aren TV'den hepinize merhabalar. Bir grup CHP'li toplandı değerli dostlar ve eskiden siyaset sahnesinde yer alan Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP'yi yeniden kurdu. Bu partinin kurucularının arasında yer alan tiyatro oyuncusu, yazar ve yönetmen olan Zülfü Hamit Altın yaptığı açıklamada bu partinin eş genel başkanı ya CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesini istedi ya da HDP'nin Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın getirilmesini istedi. Şimdi haberimizin ayrıntılarında ayrıca Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'dan uzun süre sonra bir fotoğraf karesi var. O fotoğrafı da sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Haberlerimizin detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğraf değerli dostlar uzun süre sonra Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın yeni fotoğrafı paylaşıldı. Ve bu fotoğrafı ben de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi haberimizin detaylarına geçersek, SHP'nin kurucularından Zülfü Hamit Altın bana böyle bir teklif geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşın. Onu partinin başına mutlaka getirin arkadaşlar dedim. Böyle bir oluşum beni heyecanlandırır ama başında Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyorum dedi. Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP 28 Haziran'da yeniden kuruldu. SHP'nin kurucular kurulunda siyasetten tanınan isimler yoktu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bağı olduğu öne sürüldü. Fakat Kılıçdaroğlu hayal ürünü diyerek yalanladı. Tiyatro oyuncusu, yazar ve yönetmen olan Zülfü Hamit Altın 12 Punto'dan Center Taşpınar'a konuştu. Bir arkadaşının teklifiyle partinin kuruluş sürecine katıldığını söyleyen Altın şu ifadeleri kullandı. Kurucular kurulunun fikrini söylemiyorum. Sadece şahsi fikrimi söylüyorum. Kıymetli Türk siyasi tarihine gelmiş geçmiş en medeni, en cephekar, en hürmetkar bütün sağı solu herkesi birbiriyle barıştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu'na yapılan ihaneti hazmedemedim. Kılıçdaroğlu'na duyduğum saygı nedeniyle CHP seçmeniydim, partili değildim. Kılıçdaroğlu'na yapılan haksızlığın karşısında bana gelen bir teklif oldu. Kurucular kurulundan bir arkadaşımızdan bana böyle bir teklif geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşın. Onu partinin başına mutlaka getirin arkadaşlar dedim. Böyle şahsi bir önerim oldu. Bu da benim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğum saygı ve sevgiden kaynaklı. Madem ki parti genel başkanımızı bir kenara ittiler, o bir kenara itilecek biri değil. Böyle bir oluşum varsa bu beni heyecanlandırır ama onun başında da Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyorum dedi. Ayrıca tiyatro oyuncusu, yönetmen ve yazar olan bu isim Demirtaş'ın da Kılıçdaroğlu'nun da yanında başkan olmasını isterim. Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini belirten Altın şöyle devam ediyor. Ben ayrıca hapiste esir gibi tutulan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da Kılıçdaroğlu'nun yanında başkan olmasını isterim. Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı ama onun beyanatlarını izledim. Bülent Kerimoğlu'nun bizimle hiçbir alakası yok. Sadece saygı duymuştur. Bülent Kerimoğlu, biz de onun saygı duymasına saygı duyarız. Onun dışında hiçbir haberinin olmadığını, CHP'de devam edeceğini söylemişti. Onun üzerinde bir algı yaratılmaya çalışılıyor ama öyle değil. Alakası yok. Kurucular kurulunun yapacağı açıklamayı beklemek gerekiyor. Ben eski ilk kurulan SHP döneminde Eyüp Sultan ilçesi SHP delege kongre üyesiydim. SHP'de o dönem insan hakları ve hukuk komisyonlarındaydım. Ne zaman ki CHP ortak bir şekilde ilk kurulan o kendi seslerini duyurmaya çalışan Kürt milletvekillerine yapılan bir takım haksızlıklara dayanamayarak partiden istifa ettim. Ve sonra da hiçbir partiye üye olmadım. Sadece sanatla ilgilendim diyor tiyatro oyuncusu, yönetmen ve yazar olan
Zülfü Hamit Altın değerli dostlar. Evet değerli dostlar, bu partinin kurucular kurulunda yer alan bu isim diyor ki ben CHP'ye de üye değilim ve sadece özellikle SHP döneminde Kürt milletvekilleri meclisten yaka paça gözaltına alındıktan sonra CHP'nin buna ses çıkarmamasına kırgınım diyor ve bir daha da CHP'ye üye olmadım. Ve kurulan SHP'nin başına ya Kemal Kılıçdaroğlu ya da HDP'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın getirilmesini istiyorum ifadelerini kullanıyor. Evet değerli dostlar, tekrar belirtmek isterim, ekranda gördüğünüz fotoğrafta uzun süre Selahattin Demirtaş ve Koğuş'ta beraber yattığı Selçuk Mızraklı'nın yeni fotoğraf karesi. Bunu da belirttikten sonra geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.